Dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep gişeleri araç trafiğine kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in Şanlıurfa ve Adana yönündeki ulaşımlarında sıkıntı yaşanıyor. Narlı ilçesi yakınlarındaki yoğun kar dolayısıyla ulaşımın durma noktasına geldiği tak yolunda. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler yolu açmak için çalışmalarına ağırlık verdi. Öte yandan trafik ekipleri ise otoyoldaki ulaşımın rahatlatılması için tak otoyolunun Gaziantep gişelerini araç ulaşımına kapattı. Bunun üzerine gişeler önünde yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Ekiplerin otoyolda kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunduğu öğrenildi. Yolda kalan sürücülerden Niyazi Sertkalaycı yaptığı açıklamada, Adana'da fotoğraf sanatçısı olduğunu, dün itibariyle de Gaziantep'e sergi için gelmek istediğini söyledi. Vallahi Adana'dan geldik, şimdi Antep'ten Adana'ya geri dönüyoruz. Yollar saat dün akşam üzeri 4 gibi kapandı. Bayağı bir bekledik, açılır zannettik. Önce açılmadı. İşte halkımızın bilinçsiz şoför olmasından kaynaklı. Emniyet şeridi dolu, jandarmayı arıyoruz. Emniyet şeridi dolu diyor, araç giremiyor diyor. Uyanık arkadaşlar emniyet şeridinden girmeye çalışırken tırları da rahatsız edip dorselerini kaydırmışlar. Karayolları giremiyor. AFAD saat 2 gibi yiyecek erzak dağıttı. Saat 6.30'da açıldı yol. Ne kadar sürede geldiniz Adana'dan buraya? Saat 3'tü, 2.30'du yola çıktık. 6.30'du, 7'ydi Antep'in içerisindeydik. 17 saat, 18 saat sürdü. Tır şoförü Abdurrahman Kalay'da dün akşam itibariyle İstanbul'a götürmek üzere aracına yükleme yapıldığını, ancak yoldaki sorunu duyunca yola çıkmak için beklediğini dile getirdi. Dünden beri buradayım. Yüklemişim. Otoban kapalı. Antep, Gaziantep otobanı kapalı. Hala buradayız. Bir metre falan kar yağmış. Yollar kapalı. Evet. Yani öyle bekliyoruz. Yolculuk neydi abi? Yolculuk İstanbul.